Efendim cuma günü sizin de çok sevdiğinizi bildiğim Sinan Akçıl'dan bir mesaj geldi. Tabii Sinan'la benim çok uyku saatlerim birbirini tutmuyor. Çünkü onlar biliyorsunuz gece daha çok çalışan, ilham kaynağı gece gelen bir gruptalar. Ben Sinan Akçıl'ı çok severim. Hem eğitimini çok severim, hem saygılı duruşunu çok severim. Çok değerli bir genç müzisyen arkadaşımız. Dedi ki Müge, senin programı çok izliyorum, senin bir fanın oldum. Ve senin programından yola çıkarak bir şarkı besteledim. Hafta sonu da dinlemişsinizdir, radyosu falan açık olanlar şey çok çaldı çünkü. Durum çok acil, gel. Şimdi diyor ki sen bir kaybı ararken hep böyle diyorsun ya, çok acil bir kaybımız var, çok acil bir kaybımız var. Oradan esinlenerek bir şarkı yazdım dedi. Bazı arkadaşlarım da bir röportaj yapmışlar kendisine. Ben de hep diyordum ya, bir şarkım olsa iyi olur, bir şarkım olsa iyi olur. Sonunda oldu. Hadi izleyelim. Ben seni her gün bekleye bekleye, kime ne yaşarsam tek seni sevmeye hazır. Esinlendi, yazdı, besteledi, milyonlara ulaştı. Son şarkısını araştırmacı gazeteci Müge Anlı'dan aldığı ilhamla yazan Sinan Akçıl stüdyomuzdaydı. Hoş geldiniz, nasılsınız? Zeynep'ciğim hoş bulduk. Gerçekten koridora girer girmez gördüğün gibi bir havaya girdim böyle yürüyerek. Bu o koridor diye düşünüyorum, öyle mi? Polis şu anda canlı yayına geldi ve geri götürüyor diye. İtirafım var sana. Nedir? Gerçek bir Müge Anlı fanıyım. Yani her gün konserlere giderken izlemeden geçirdiğim bir yolculuk yok yani. İnanılmaz bir şey. Yani şöyle diyebiliriz buraya, biliyorsun değil mi? Türkiye'nin sosyal bakımdan en kuvvetli koridoru burası. Çünkü çözülen olaylar, yaşanan acılar, kavuşma anları hepsinin bütün başlangıcı bu koridor. Yani şu anda içeride alkış oluyor. Çünkü Müge diyor ki Gebze Emniyet Müdürlüğü'nden şu anda içeriye doğru giriş yaptılar diyor. O suçlu kişi alınıp çıkarılıyor yani. Müthiş bir şey ya. Allah Türkiye'yi Müge Anlısız bırakmasın yani. Bu programın içinde şu anda bu şekilde dahil olmak mutlu ediyor beni Zeynep'ciğim. Merhaba Müge'cim. Gerçekten bu şarkıya ilham olduğun için çok teşekkür ederim öncelikle. Şimdi bakar mısın? Hem yüzü gülüyor ama içeride o kadar doğal ki yani. Tam bir Türk kadının birebir baş temsilcisi olduğunu düşünüyorum. Kavuşmalar, çözülen cinayetler, yeni başlangıçlar yapan on binlerce kişi ve nice hayata dokunan Müge Anlı, iki günde 2 milyondan fazla dinlenen şarkısı Durum Çok Acil'in ilham kaynaklarıydı. Bu işin içinde olduğum için hani çok yoğun kitlelere konserler yaptık, revizyonlar yaşadım, bir sürü şey yaşadım ama bu stüdyoya girdiğimde hissettiğim duygu başkaydı çünkü o kadar çok acı, o kadar çok vicdan, o kadar çok mutluluk barındırıyor ki Müge'nin o adımları attığı her yer benim için değerli o yüzden. Bir de çok komik şeyleri de var mesela. Bana yandan geliyorlar falan diyor. Ailemde de böyle insanlar var yani bu lafları. O yüzden çok doğal geliyor bana veya sıkıldım artık ya falan, reklam arasında girin falan diyor. Tam benim konuşma tarzım gibi geliyor bazen. O yüzden inanılmaz komik bir yanı da var yani. Ben normal hayatta çok eğlenceli olduğunu düşünüyorum. Köpek aşkı bende de çok büyük, onda da var. Türkiye'de bugüne kadar düşkün olacak, hayran olacak birisi benim adıma yoktu. Müge'yi takip etmeye başladıktan sonra insanların neden onu bu kadar sevdiğini anladım ve o yüzden de bu Durum Çok Acil durumu doğdu. Kısa sürede çok sevilen şarkı gibi klibin de çıkış noktası aynıydı. Programımızda yaşananlardan yola çıkmıştı Sinan Akçıl. Ya şimdi hep izliyorum, Müge Hanım çok acil bulmamız lazım, çok acil falan derken bir anda bunu aşk şarkısına çevirdim ama Durum Çok Acil lafını buluşum gerçekten bu programı izlerken oldu. Ben seni her gün bekleye bekleye diye başlıyorum. Kime ne yaşarsam tek seni sevmeye. Burada kavuşan binlerce insan, acı çeken binlerce insan, aşk acısı çeken veya kayıp acısı çeken binlerce insanın ortak sözleri gibi oldu. Ve sonra bu Durum Çok Acil lafına kendim kolaj yaptım programdan. Klibi yaparken tekel sandalyeli bir teyzemiz vardı. Onun sarılma anı Rahmi Bey'in bir konudan bahsederken adeta bir çocuk doğallığında gözlüğünü çıkarak ağladığı sahne beni çok etkiledi yani. Müge'cim Allah seni Türkiye'nin başından eksik etmesin. Milyonlarca insanın duası üzerinde bu dualar hiçbir zaman kaybolmayacağına inanıyorum. İyi ki varsın. Allah seni, aileni ve tüm sevenlerini korusun. Durum Çok Acil. Senin şarkın bir an önce senin sayende kavuşan herkes acil durum der ve kavuşur. Ve Sinan Akçıl'ın sesiyle en acil zamanlarda kapısı çalınan Müge Anlı'dan ilhamla yazdığı Durum Çok Acil şarkısı. Yorgunluktan değil halsizliğim, sürmesin artık sensizliğim, kokuna hasret günlerdeyim, durum çok acil gel Müge, durum çok acil gel. Öpüyorum. Ya Sinancığım çok teşekkür ediyorum. Ailemize senin gibi biri katıldığı için teşekkür ediyorum. Geldin mi? Nasıl uyandın? Ay geldin. Hiç uyanacağını düşünmüyorum. Hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Hoş geldiniz. Merhaba. Sinan valla.
Şimdi herkese merhaba. Sana şunu okutmak istiyorum. Sen böyle mesaj okumayı da olduğu için programda bir anda anneme şöyle yazmışım. Okur musun lütfen? Ne yazdın? Bir dakika şuradan başla. Korkma ama. Korkma ama sana bir haberim var. Az sonra Müge Anlı'dayım. Aa, başka kardeşin mi çıktı? Neden çıkıyorsun? İzle anlarsın. Söylesene. En son ne zaman bu saatte uyandım acaba, hatırlar mısın? Bebekken meyve püresi yemek için. O yüzden o kadar şaşırdım ki. Buradan anneciğini de çok öpüyorum. Sana bir meyve püresi hazırlatayım ben bari. Aynen, tabii yaka mikrofonum yok, buraya konuşacağım şimdi. Çok da vaktinizi almayayım, bir sürü yine. Tabii olay var, birikmiş bekliyor ama. Hocam, gerçekten o kadar çok izlemeye başladım ki sizi. Evet. Ve hani hep Müge, durum çok acil, durum çok acil derken... Hep de bir şarkım olsun istiyordum biliyorsun. Ve bu şarkıyı yaptım. Yaptıktan sonra da hani dedim ki kendim bir kolaj yapayım buna. Senin o güzel görüntülerinden. Ya hocam, yapmışsın. Onu da verelim bir taraftan. Evet. Ya ben seninle beraber izlemek istiyorum. Sonra da... Ya gerçekten o kadar güzel yapmışsın ki arkadaşlar versinler. Bir de kendisi oturmuş klip yapmış. Ben kıyama. Yaptım. Onu da ben yaptım. Sen mi yaptın onu da, canım benim ya? Ben seni her gün bekleyip teşekkür ederim. Kime ne yaşarsam tek seni sevmeye hazırım ben, aşktan ötesine geçmeye değmez mi dönmeye böyle dev hislere. İnsan ölmez isteye isteye, kader beni yazsın senden ölmeye. Buradan çok bir şey dokunmak yani, yani olmaz yani. Yine seni sevmeye değmez mi dönmeye böyle demeslere. Teşekkür ederim. Sen de kimi acilen istiyorsan eve, inşallah o da Allah gönlüne göre versin gelsin. Buradan o mesajı da verelim. Kimin böyle acilen istekleri varsa hepsi yerine gelsin, gelsin inşallah. Şey, Karadeniz çiftimiz gibi, onları da izliyorum şimdi. Karadeniz çiftimiz barıştı biliyorsun. Onları da buradan armağan olsun. Çok teşekkür ederim. Merve ile Mustafa'ya da çok teşekkür ederim. Mustafa Ceceli, Merve Özbey. Hepsine çok selam söylüyorlar. Hepinizi seviyorum ve gidiyorum. Çünkü çok biliyorsun, önemli işler yapıyorsun. Daha fazla vaktinizi almayayım. Seni çok seviyorum. Allah seni Türkiye'nin başında eksik etmesin. Çok teşekkür ediyorum. Ben de ailemize senin gibi bir müzisyen arkadaşımız da katıldığı için çok şanslıyım. Çok teşekkür ediyorum. Ayağınıza sağlık. Sağ olun. Çok teşekkürler.